Değerli Kanal Spor seyircileri, ben Merve Talay, spor dünyası ile karşınızdayız. Bugün kayakla atlama sporundaki Türk bayrağımızı taşıyan, gururla temsil eden birisi bizimle birlikte, Fatih Arda İpçioğlu. Hoş geldiniz Fatih Bey, Arda Bey, ya da hangisini hitap edeyim? Öncelikle merhabalar, hoş buldum. Genelde Arda der herkes, Arda olur. Arda Bey, teşekkür ediyorum öncelikle bu yoğun telefonunuzda bize vakit ayırdığınız için. Şimdi aslında size uçan Türk diyorlar. Neden evet. Uçan Türk diyorlar? Siz de bu söylemi sıklıkça kullanıyorsunuz. Bu spora nasıl Evet. başladınız? Bugünlere nasıl geldiniz? Öyle kısaca, artık bilmeyen kalmadı hikayenizi, ama sizden de tekrar duymak isterim. Şimdi şöyle, ilk öncelikle neden Uçan Türk diyorlar, ondan bahsedeyim. Şimdi bu göstermiş olduğumuz Dünya Kupası'ndaki, işte zaten Dünya Kupası yarışmalarına girebilmek için bile bir belli eleme sisteminden belli puanları toplamamız lazım. Bu Dünya Kupası'nda da ilk önce eleme yarışı, ilk 50 seçiliyor. Daha sonra ilk 50'den de final yarışı, ilk 30 Dünya Kupası puanı alıyor. İlk 3'te zaten podyum yapıyor. Biz bunu kışın yapılan Dünya Kupası yarışmalarında başardık ve diğer ülkedeki işte medyanın, diğer sporcuların, yani diğer ülkelerin ülkemize alışık olmayan bir kayakla atlama branşının çok fazla ülkemizde alışık olmadığı için, bu yüzden bana, yani uluslararası medyada Uçan Türk denir. Yani bir Türkiye'den kayakla atlama sporunda işte Dünya Kupası finali, Dünya Kupası puanı kazanan ilk Türk sporcu. Bu hoş bir şey, global bir lakap, öyle söyleyeyim. Bu güzel bir şey. Diğer türlü de kayakla atlama şöyle bir branş. Bu spora hani denemek için başlayamazsınız. Bu spora genç yaşta, küçük yaşta ve sadece profesyonel olarak başlanması lazım. Çünkü bu, evet, bahsettiğim gibi işte hadi bir deneyeyim, bir kaya alayım, bir çıkayım, işte uçayım, böyle bir şey yok. Buna zaten kimse de izin vermez. Herhangi bir rampadan böyle bir şey gerçekleştirmek isteyen biri varsa. Diğer türlü de bu şekilde emek isteyen bir spor. Zaman harcamanız gereken bir spor. Diğer türlü de dediğiniz gibi işte çalışmayla, belli doğru bir sistematik çalışmayla başarının da gelebilecek bir spor. Şimdi Arda Bey, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Erzurumlusunuz. Aslında 97 doğumlusunuz. Hikayenize baktığım zaman Türkiye'deki altyapıları yeterli görüyor musunuz? Daha doğrusu böyle bir kayakla atlama pisti hani elverişli mi, mevcut mu? Siz Türkiye'de Evet. antrenmanlar yapabiliyor Evet. musunuz? Tamamen Türkiye'de mi yetiştiniz, yoksa yurt dışına bir göç durumu Evet. oldu mu? Oradaki işte kriterler, detaylar, belki bu spora genç yaşta başlamak isteyen çocuklarımıza hani tecrübelerinizi aktaracak olursanız neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, 2009 yılında ben başladım. Şu anda kayakla atlama tesisleri sadece Erzurum'da var. Rampalarımız, kulelerimiz. 2009'da ben yurt dışında başladım. Yani 2009'da başlamamın nedeni de 2011'de Erzurum'da yapılacak olan üniversiteler arası kış oyunlarıydı. Çünkü işte kayakla atlama rampasının yapılması lazımdı, böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek için. Diğer branşlar için de işte buz hokeyi salonları, curling salonları, bahsettiğim gibi. 2009'da böyle bir girişimde bulunuldu Türkiye Kayak Federasyonu tarafından. Biz de işte o zaman küçük yaştaydık, 10-11 yaşlarında. Yurt dışına gideceğimizi ve yurt dışında işte ilk önce başlayacağımızı, daha sonra 2011'den sonra da Erzurum'da antrenmanlarımızı sürdüreceğimizi, yani şöyle söyleyeyim, gene yurt dışına gideceğiz tabii ki yarışmalar için falan, ama daha çok Erzurum'da antrenman yapmamız gerektiğini. Bu şekilde de oldu. 2009 yılından sonra işte 2011'e kadar full yurt dışında çalışmalarımızı yürüttük milli takım olarak. Kayak Federasyonu ile beraber herhangi bir, hani şöyle söyleyeyim, taşınma veya göç durumu olmadı. Gidip geldim hani sürekli, tabii ki bunu Erzurum işte. özellikle parantez için hani altını çizmek istedim. Evet. Öyle bir algı var çünkü. Türkiye'de bu Yok, spor yaygın olmadığı için sizden evet. Dinleyelim istedim. Yok, hayır. Şöyle, ben sürekli yurt dışında olmamın nedeni, her hafta sonu kış aylarında Dünya Kupası yarışmaları yapılır farklı ülkelerde. O yüzden yani şöyle söylemiştim. Cuma günü eleme yarışması işte pazartesiye kadar sürer yarışmalar. Ondan sonra benim dönüp işte Erzurum'da antrenman yapıp tekrar başka bir ülkeye uçmam lazım. Bu çok yorucu olacağı için benim için de, yani diğer ülkelerin sporcuları da mesela şu anda işte dünya şampiyonu, işte dört tepe şampiyonu Japon kayaklı atlamacı, kış aylarında hayatı sürekli Avrupa'da, yani Japonya'ya gidip her hafta bir daha geri gelmesi, biliyorsunuz nasıl bir şeye yol açacağını.
Dediğim gibi 2011'den sonra antrenmanlara başladık. Daha sonra bildiğiniz üzere kayakla atlama rampaları bir maalesef çöküş yaşadı. İnşaat nasıl söyleyeyim ki teknik olarak işte bir aksaklıktan dolayı bir toprak kayması oluştu ve kayakla atlamaları yıkıldı öyle söyleyeyim. Daha sonra ben o gün biz o gün akşamı oteldeydik yani kayakla atlama kuleleri büyük bir kompleks işte otel fitness salonu her şey var. Sabaha kalktığımızda evet oteli boşaltmamız söylendi. Çünkü tohum projesi adı altında otelde kalıyorduk. Biz boşalttıktan sonra öğlene doğru da işte çöktüğünü zaten televizyondan işte biz de zaten rampalara giderek falan gördük. Yani ben oturup ağladım açık söyleyeyim. Çünkü ben öyle söyleyeyim yani bitti artık dedim. Ya bundan sonra çünkü hani ne bunun altına işte dediğim gibi kim girebilir bir daha nasıl yapılabilir yapılsa kaç ay Erzurum'dan sürer. bahsediyoruz, değil mi? Erzurum'daki rampalardan bahsediyorum. Ama sağ olsun o zamanki işte Spor Bakanlığımız, Türkiye Kayak Federasyonu el ele vererek rampaları çok kısa bir sürede tam teşkilat olarak tekrar hazırladılar ve tekrar rampalar ayaktaydı. Bu da tabii çok sevindirici bir haberdi bizim için de. Tekrar antrenmanlarımıza başladık. İşte daha sonra işte yavaş yavaş gene yarışmalara çıktık ama hiçbir zaman hani yani seviyemiz Dünya Kupası yarışması değildi. Çünkü Dünya Kupası Olimpiyat şampiyonlarının, dünya şampiyonlarının bulunduğu bir level, öyle söyleyeyim. Ama bunu dediğim gibi bu son yıllarda 2017'de ben bunu gittim birkaç tane daha Dünya Kupası'na ama iyi bir performansım yok. Biz zaten sadece tecrübe edinmek için gittik oralara. Çünkü 2018'de olimpiyatlara katıldım. Bunun için de bir tecrübe edinmem lazım. Dünyanın en Ben ileriyle de işte onu nereye... soracaktım size. 2018 kış olimpiyatlar deyince Evet. ilk aklınıza gelen ne? Ya benim şu anda direkt aklıma gelen tabii ki gurur. Çünkü 2018'de de büyük bir işi başardık. O zaman antrenörüm işte takım arkadaşlarım, milli takım, kayak atlama milli takım olarak. 2017'de ilk kıtalar arası kupasını kazandırdım ülkeme. Bu da ne demekti? Bu da olimpiyata kota açmak demekti. Ama biraz daha puan kazandırmam lazım. 2016'nın sonları, 2017'nin başları gibi aldım bu puanı Norveç'te. Bu da büyük bir gelişmeydi bizim için ama tabii ki dediğim gibi Dünya Kupası'ndan bir seviye alttaki yarışma kıtalar arası kupası yarışması. Daha sonra antrenörümle beraber tek hedeflediğimiz şey işte olimpiyatlara kota almak ve ilk Türk kayak atlamacının olimpiyatlarda yarışmaya katılmasını izlemekti. Bu bizim için bir hayaldi. Çünkü dünyanın ilk 65 sporcusu arasına girmeniz lazım ve ülke kotası yok kayak atlamada. Kendi kotanızı almanız lazım. Sürekli yarışmalara gittim. Çok yoğun bir antrenman sürecine girdim. Ve 2017'de işte bugün ayın kaçı bilmiyorum. 16'sında tekrar olimpiyat listeleri açıklanacak. Benim ismim net olarak kesin ama işte en sonki liste 16'sında açıklanıyor. İşte 2010, 2018'in işte Ocak aylarında falan liste açıklandığında ismimi gördüğümde tabii ki anlatılmaz bir heyecan benim için. Anlatılmaz bir tecrübe. Tabii ki oraya gitmek bile çok büyük bir gururdu benim için. Hani imkansızı başardık yani. Başka bir şey söyleyemem. Hani hayal gerçekleştirdik. Çünkü şu anda bile işte 15 yıllık bir geçmişi var kayakla atlamanın. Yani modern kayakla atlamanın ülkemizde 15 yıllık bir sporun sıfırdan oluşturulan bir sporun ve hiçbir örneğinin bulunmamasının dezavantajıyla beraber yani Dünya Kupası puanı, Dünya Kupası finalleri işte ikinci olimpiyat bunlar gerçekten hani basit şeyler değil. Bahsettiğim gibi Kesinlikle. kayakla evet böyle bir yılda hadi ben madalya alayım böyle bir branş değil. Bunun altını doldurmanız, bunun işte çalışmalarına, hazırlıklarını yapmanız lazım. Bahsettiğim süreç de sporcunun yeteneğine bağlı işte. 3 yıl, 5 yıl, 4 yıl. Yani bu her yani sporcuya da bağlı, sporcu yöneten sisteme ve antrenöre de bağlı. Peki Bakalım. şimdi siz 2018'de şimdi Kore'de Türk bayrağını taşıdınız, değil mi? Evet. Sizin şimdi şunu merak ediyorum. Gençlik dönemlerinde bu spora başlanılıyor zaten dediğiniz çocuk Evet. bu yaşlarda. O dönemden beri sponsorlarınız ve destekçileriniz var mıydı? Sizi bugünlere yetiştirdiler mi? Yoksa siz bu başarıları elde ettikten sonra, bu kupaları kazandıktan sonra mı destek görmeye başladınız? Yani Türkiye'nin kanayan yaralarından biri de bu. Bu kritik soruyu da Evet. sormak istiyorum size. Şöyle söyleyeyim evet o konuya gelirsek ben 2009 yılından beri sadece Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında bizim harcamalarımız tamamen devlete bağlı yani öyle söyleyebilirim. Şu ana kadar şu anda bile herhangi bir bireysel sponsorum olmadı. Ha olsaydı tabii ki hani şöyle söyleyeyim
Devletimiz tabii ki destek veriyor ama ekstra işte bir şey, biraz devletin yükünü hafifletmek her vatandaşın borcudur diye söylemek isterim yani. Tabii ki hani olsa belki şu anki kapasitem %50 ise %100'e çıkartabilirim. İşte dediğiniz gibi kayakla atlama pahalı da bir spor. Benim şu anda yarışmalarda giydiğim tek kıyafetim işte 500 euro, 400 euroluk bir kıyafet. Ve Özel şöyle biçim oluyor değil mi bunların hepsi? Yani o teknik detayları da duyalım isterim tabii. sizden. Merak ediyoruz. Aynen detay anlatayım. Şu anda Almanya takımının, milli takımının her bir sporcusu işte her hafta neredeyse 3 tulum biz diyoruz o giydiğimiz kıyafeti. 3 tulum haftalık veya 5 tulum dener. En iyisini seçer. Ben şu anda bütün sezonu 5 tulumla geçiriyorum. Yani çok zor şartlar altında da hani çalışıyoruz tabii ki. İşte çok işte rakibimiz olan takımdan işte fizyoterapistinden işte hatta bazı önemli yarışmalarda diyetisyenine dediğim gibi yani Evet. herkes aynı şartlarda değil. Sadece biz değil, diğer ülkeler de, bazı ülkeler de aynı şartlarda değil. Dediğiniz gibi destek olsa tabii ki aynı şartlara gelinse tamam biz çalışmalarımızı yürütüyoruz ama işte bir yerde de detaylar daha da güzelleştiriyor, daha da üste çıkartıyor Evet. çıtayı. Detayına değil, dediğim gibi tulum detayı var malzeme olarak. Bu bizim çok önemli çünkü Uluslararası Kayak Federasyonu'nun belirli kuralları var. Okulu kurallara göre yani kişiye özel dikiliyor onlar. Onlar da tabii ki işte antrenman yaptıkça, yarışmaya katıldıkça eskiyor. İşte dediğim gibi haftalık 5 tulum alıyor işte Almanya takımı veya X takımı üst düzey takımlardan, Dünya Kupası'ndaki takımlardan. Diğer türlü kayak desteğimiz var. Kayağımızı yani markası olan şu anda Fully Ege'de kayayla ben yarışıyorum. Onlar sadece kayak tedariği yapıyor. Onları ücretsiz şekilde bize veriyorlar. Onda problemimiz yok. Diğer türlü de her şeyimizi kendimiz hani yani harcama dökümüne yani satın alıyoruz dediğim gibi. Ha ben şu ana kadar da hiçbir zaman bir yerde de söylemedim hani sponsor işte para filan. Biz şu anda çok sevdiğim bir Bence Türk. doğru söylüyorsunuz ama birazcık da duyurulması, söylenmesi gerekiyor. Bu platformda bunun için birazcık bence uygun olduğu için ben izninizle sormuş oldum. Evet, çok başarılı bir sporcu abimiz var Türkiye'den, ismini vermek söylemeyeyim daha doğrusu. Bir röportajında gördüm. Diyor ki ben sponsor falan hani benim umurumda değil. Ben bayrak için yapıyorum her şeyi. Bunlar ben çünkü küçüklükten beri böyle yetişmişim. Ama gelecek nesil işte atıyorum Arda abi bunu yaptı da bunu oldu. Arda abi bunu yaptı da işte bunu yaptı. Yani örnek olmak tabii ki önemli ama ben atıyorum kariyerimi bitirdikten sonra veya kendimi iyi ifade edemekten, iyi örnek olamadıktan sonra gelecek nesile nasıl ilham olabilirim? Bu da var. Yani çünkü her şey gelişiyor dünyada. Spor da Evet. gelişiyor. Biz atıyorum her yıl farklı bir başka bir kural çıkartıyor işte Uluslararası Kayak Federasyonu falan. Yani zor, gerçekten zor. Evet. Şimdi sizin sosyal medyada bir tane story'nize denk geldim yayın öncesinde. Evet. İpçioğlu uçağı diyorsunuz. Çok fazla seyahat ettiğiniz için öyle bir espride bulunmuşsunuz. Benim de aklıma Evet. buradan Türk Hava Yolları'na seslenmek geldi. Bence bir uçaklarının adı Fatih Arda İpçioğlu uçağı olabilir. Neden olmasın değil mi? Mutlu olurdunuz değil mi böyle bir girişim gelse? Yani ya yurt dışında da bildiğiniz gibi işte Avrupa'da belli şirketlerimiz falan önde geliyor. İşte bana mesela işte İpçiola Airlines, Turkish Airlines falan bile bir espriler falan yapıyorlar tabii ki antrenörler falan. Yani dediğim gibi ben hani hiçbir zaman hiçbir yerde de hani bu olsun bu olsun demedim. Evet. Tek işte elinden gelenin en iyisini yapmak yani. Diğer Peki türlü yoksa geri... hedef 2022 4 Şubat'ta değil mi? Çin Pekin Olimpiyatları değil mi? Orada görebileceğiz sizleri. Evet. Oradaki gelişmeler ne yönde olacak? Nasıl seyredeceğiz? Evet, şöyle söyleyeyim. Şu anda Slovenya'dayız. İşte şu anda yeni kayak ve yeni kayakla atlama ayakkabısı deneyeceğim bu önümüzdeki hafta içi antrenmanda. Yani şu andaki hani kayakların falan da iyi ama daha iyisi, daha iyi bir geri dönüş alabiliriz. Çünkü dediğim gibi işte gelişiyor şeyler falan. Birkaç problem var havada veya işte yani teknik problemler öyle söyleyeyim. Daha sonra da bir Dünya Kupası yarışmam var. Hatta iki tane var. Önümüzdeki hafta sonu Polonya'da, bir sonraki hafta sonu da Almanya'da var. Onlardan sonra işte Türkiye'ye döneceğim bir haftalığına falan. Oradan da zaten Çin'e seyahat edeceğiz olimpiyat kafilesiyle beraber. Dediğim gibi biz bu işte Covid'in başlamasıyla beraber işte bir 9 ay ara verdik. Yani şöyle söyleyeyim, antrenörümün dediği gibi yurt dışındaki işte Slovenya'daki bir sporcu 9 ay ara verse, hiç rampaya çıkmasa, hani kondisyon antrenmanı yaptık evet ama bu iş rampada yapılıyor. Hiç Evet. rampaya çıkmasa
gerçekleştirmese dedi daha devam etmez yani. Onun vücudu onu kaldırmaz. Ama dedi yani sizden de bakacağız dedi. Çünkü bizim sezon planımız hani olimpiyat tabii ki vardı olimpiyat kotası ama çok uzak olduğunu da biliyordu. Çünkü zordu bu bizim için. Hani işte Covid 9 ay antrenman yapamama Covid'den dolayı olsun diğer problemlerden dolayı olsun ama işte 2018'in tecrübesi bana daha iyi adım atmayı öğretti öyle söyleyeyim. Şu anda da tabii olimpiyatlarda yani kimse bir şey diyemez hiçbir zaman hani işte Evet. madalya veya şey. Yani benim şu anki hedefim işte olimpiyatlarda da elemeler var, eleme sistemi var. Elemeleri geçip daha sonra da tabii ki yani olimpiyat aynı zamanda bir dünya kupası yarışması FIS'in sitesinde. İlk 30 denemek. Ya tabii ki bunun daha üstü de gelirse elimden geleni İnşallah. yapacağım dediğim gibi. Şu İnşallah. anda işte yeni malzemelerimi deneyip tam kendimi hazır bir şekilde olimpiyatlara götürüp yani en iyisini yapmaya çalışacağım. Ben şu ana kadar bile bütün işte medyada da söyledim. En iyi atlayışımı hiçbir yarışmada gerçekleştiremedim. Yani bunlar hala da benim orta seviye atlayışlarım aslında. Onu soracaktım. Antrenmanda daha iyi oluyor, değil mi? Her sporcunun başına gelen bir şey bu. Antrenmanda daha uzunu görüyorsunuz herhalde atlamayı. Yani yarış psikolojisi dediğiniz gibi işte sporcunun tecrübe edinerek kazanacağı bir şey. Bunun da maksimum işte performansınızı zamanla işte tecrübe edinerek ortaya koyuyorsunuz. Hala daha dediğim gibi en iyi atlayışımı işte en iyi yani performansımı göstermedim daha Dünya Kupalarında. Şu anda tabii ki hani beklenenlerin de üzerinde bir performansı var ama antrenörüm ve ben mesela işte atıyorum Dünya Kupası finalini ilk geçtiğimde antrenörüm hani tabii tebrik etti işte bayağı işte mutlu olduk gurur duyduk hep beraber takım olarak da. Ama dedi biliyorum sen de biliyorsun bu senin en iyin değil yani. Çünkü diyor senin potansiyelini gerçekten ben hani göremiyorum diyor. Çünkü hani diyor ki çünkü işte nazar değmezsin Nazar fiziksel olarak değmesin. yani hatta kendisinin şöyle bir sözü var diyor ki hani altın ayaklısın sen diyor. Yani böyle bir işte rampadaki güç yani kayakla atlama için bulunulmaz bir yani nasıl söyleyeyim İyi mi? kalıbım var öyle şeyim var evet. Bakalım İnşallah. Bu nasıl? arada antrenör dediniz, yabancı bir antrenörle Evet. çalışıyorsunuz, değil mi? Türkiye'de hani Türk antrenörler var mı? Hani bu sporla ilgilenen ama sizin gibi başarıları yakalayamayan ya da ileride siz de antrenör olmayı düşünüyor musunuz? Bu sporun hani bitme yaşı nedir? Hani başlangıç çocuk yaş dediniz ama onu da öğrenmek isterim. Böyle söyleyeyim şu anda Sloven baş antrenörle çalışıyoruz. Yani Türkiye A milli takımı. Daha sonra da küçük takımlarımız var tabii ki. Şu an Erzurum'da hatta bugün işte kış antrenmanlarına başladılar. Onların başında Türk antrenörlerimiz var. Türk antrenörler de işte dediğim gibi benim takım arkadaşlarım aslında. İşte Faik abi, Samet abi, işte Mustafa abi. Biz 2009'da başladığımızda işte 20 kişilik ekiptik işte. Tabii ki engeller oldu, bazı kişisel problemler olanlar oldu. İşte kala kala işte veya bırakanlar da antrenörlüğü tercih ettiler ve küçük takıma yardımcı oluyorlar. Dediğim gibi benim kariyerim açısından da bu sporun bitiriş yaşı şöyle söyleyeyim. Şu anda yani kayakla atlamayı izleyen herkes bilir. Noriya Kasai var, Japon bir kayakla atlamacı. Şu anda herhalde 40 küsür yaşında filan. Yani kayakla atlamayı bitirip bitirmemenizi sizin vücudunuz belirliyor aslında. Çünkü belirli fiziksel şartlar var dediğimde işte kilo oransı, boy oransı bunlar çok önemli etkenler. Yani benim şöyle söyleyeyim tabii ki Türkiye işte şu anda 2026 olimpiyatlarını İtalya yapacak ama işte bu 2018'den önce bir Türkiye'nin adaylık süreci vardı. Ben 2026'nın Türkiye'nin alıp işte orada kariyerimi noktalandırmayı planlıyordum. Ama dediğim gibi işte bu olimpiyatlardan sonra Mart'tan sonra biraz oturup kariyerime yön vermek de istiyorum. Çünkü aynı zamanda ben Kış Sporları Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Evet. Dediğim gibi daha ya işte dört kolla tekrar işte kayakla atlama işte bir sonraki olimpiyata Dünya Kupalarında artık podyum koşturmaya göz dikeceğim. Veya dediğim gibi biraz durup düşünmem lazım. Öyle de söyleyebilirim yani Evet, doğru ya şimdi doğru. siz finalde ilk 30 sporcu arasına girdiniz. Hani tarihteki Evet. ilki yaşattınız bize o elemelerde ama şunu da merak ediyorum. Bu spora bu kadar emek ve bütçe ayırıyorsunuz. Bu başarıların hani manevi anlamda tabii ki etkileri var Evet. ama maddi anlamda da katkı sağlıyor mu diğer spor dallarında, branşlarında olduğu gibi?
Şöyle söyleyeyim, kayakla atlamada puan aldığınız sürece tabii ki ilk 30, işte 30. sıradan başlar. Uluslararası Kayak Federasyonu bir ödül yönetmeliği var. Ona göre bir şey verir. Hatta şöyle söyleyeyim, işte 30. olan kişi 100 euro kazanır. İşte ona göre de fiyat artar, işte yükseldikçe derece. Diğer türlü de herhangi bir şeyi yok zaten, 100 euro. ödül. Aynen, kayakla atlama, işte Uluslararası Kayak Federasyonu yapmış olduğu bu bir şey. Ama işte dediğim gibi diğer sporcu, işte sponsorluk olsun, işbirlikleri olsun, tabii ki bunlardan, yani şöyle söyleyeyim ben size, Polonya'nın en üst atlamacısı Kamil Stoch'tur şu anda. Şu anda Kamil Stoch işte Polonya'nın en ünlü futbolcusundan bile daha da üne sahiptir Polonya'da. Yani ona zaten, yani o Uluslararası Kayak Federasyonu vermiş olduğu şey ona çok fazla bağlanmaz zaten. Yani o yüzden dediğim gibi bu iş yurt dışında biraz daha üst seviye. Evet. Peki. Sizin ekleyecekleriniz var mı? Şimdi ben düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ne sorabilirim diye. Şu aklıma geliyor. Sizin stiliniz nedir? Ben yayından önce araştırdım. Sanıyorum 3 stil var, değil mi? Şöyle açık atlama, işte başka ellerin şöyle serbest olduğu bir Ya atlama evet. şekli. Sizi, yani Şöyle. ileride bir Fatih Arda İpçioğlu atlayış stilini yakalar mıyız? Öyle bir stil geliştirebilir misiniz? Bilmiyorum nasıl bu spor. Bu mümkün tabii ki, ama bunun için çok çalışmak lazım, üzerine durmak lazım ve bunun için işte dediğim gibi üstü taşın, işte kuzey ülkeleri filan, bunun tarihçesini, işte yıllardır yapılan bir spor olduğu için bunun en iyisini onlar kağıt üstünde de işte şey yapmak lazım. Çünkü kayak atlamanın bir bilimsel skalası da var aslında. Mesela ben aynı atlayışı yapayım, 1 kilo fazla olayım vücuda, 10 metre geriye düşüyorum. Ama 1 kilo az olayım, 10 metre daha ileriye düşüyorum. Dediğiniz gibi her sporcunun aslında kendine ayrı bir tekniği vardır. İşte bazısı kayaklarını çok gittikçe açar, bazısı işte hiç açmaz, düz tutar. Bu işte kişinin kendini havada rahat hissetmesi, işte boy vücut orantısına göre değişir. Ha, benim de mesela yapmaya çalıştığım şu anda işte mesela kayaklarımı dümdüz tutabilmem. Ama şu anda işte bir problemim var mesela. Bir ellerim biraz çıkıştan sonra çok, şöyle söyleyeyim, dilek yanıma almam lazım. Bir de kayaklarımı tam tutmam lazım. O beni daha iyi hissettiriyor. Çünkü yapıyorum bu atlayışları antrenmanda. Bu rüzgar çok olduğu zaman yarışların ertelenmesi gibi bir durum hiç oldu mu tarihte? Tabii. Olabiliyor değil mi? Yani rüzgar çok olduğu zaman yapmıyor, Evet. değil mi? Tabii şöyle, Dünya Kupalarının yapıldığı hemen hemen her yarışta rüzgar netleri vardır. Rüzgar neti de yani file gibi bir şey düşünün. Rampanın işte belirli yerlerine, rüzgar alan yerlerine konulur. Yüksek, işte 15-20 metrelik netler. Ama bu netlerin de dayanamayacağı rüzgarlarda yarışma zaten ertelenir. Daha sonra da yapılmaz. Yani Uluslararası Kayak Federasyonu bu konuda çok ciddi. Hiçbir şekilde hiçbir sporcunun hayatını riske atmaz. Anladım. Bütün her kontrol altındadır. İşte size mesafe katacak rüzgar sizin puanınızdan kesilir. Sizin işte mesafenizi engelleyecek rüzgar da size artı puan olarak eklenir. Rampanın yanındaki sensörler sayesinde bunlar ölçülüyor her atlayış. Anladım. Peki bu spor dalından başka hangi spor dalına ilginiz var? Yani siz de bir Yani fanatik misiniz mesela? Hani onu sormak istiyorum son olarak. öyle söyleyeyim, futbol olarak tabii ki takip ederim. Fenerbahçeliyim ama hani böyle fan, Süper. hani fan değil. Ama tabii ki takip ederim. Hani başkanımızla da görüşme fırsatı buldum, işte bir ödül töreninde Sayın Ali Koç'ta. Diğer türlü de diğer bütün kış sporlarını denedim diyebilirim. Curling, buz pateni, buz hokeyi, işte atıyorum kayaklı koşu, işte normal kayak zaten hiç saymıyorum bile, işte kayakla atlama zaten. O freestyle falan, snowboard da falan hepsini biliyorum. Ama şu anda bir şeye merak saldım. Nasıl söyleyeyim size, böyle Erzurum'da, işte Türkiye'ye döndüğümde daha doğrusu, aslında yurt dışında da bazen arada sırada bakıyorum böyle işte at binicilik yerleri falan. Yani aynı, bu arada böyle at sürmeye sardım, böyle hani jokeylik falan değil de, hızlı değil de böyle Süpersiniz. işte. Bizim kanal kurucumuz Cahit Yavuz Bey'in de böyle bir binicilik tesisi var. Bir gün sizi de orada ağırlarız. Tabii tabii ki, ne demek İstanbul'a yani. geldiğiniz zaman inşallah. İstanbul'a şimdi siz Slovenya'dasınız. Polonya müsabakaları var. Sonrasında Almanya. Sonrasında İstanbul'da bir dinlenmeniz olacak. Sonra Çin'e Evet. döneceksiniz. Ve İstanbul'da bir tane evet toplantım olacak gibi. Daha sonra bir Erzurum'a döneceğim, bir eve döneceğim tabii ki. Hani olimpiyatlardan önce, çünkü bu uzun bir süreç, hem de çok yoğun bir süreç. Bir evime gidip dinlenmem lazım. Çünkü
Bazen de sporcular bile sporun komple dışına gitmesi lazım ki yenilensin, işte kafayı unutsun. Çünkü bir işin üstüne çok yüklendikçe de bu sefer olmamaya başlar. Evet. 24'ü gibi falan bir İstanbul birkaç gün, sonra Erzurum, daha sonra da Çin. Şimdi biz bu gideceğiniz ülkelerde size başarılar diliyoruz. Canı gönülden kutluyoruz. İnanın Tamam. hani gurur duyuyorum. Ben de sizin gibi televizyonda hep bu sporu izlerdim. Yani hiç anlamamakla birlikte çok da hoşuma giderdi. Sizi gördüm, tanıdım ve bu yayını yaptım. Çok mutlu oldum. Sizin son olarak ekleyecekleriniz varsa alabilirim. İstanbul'a Evet. geldiğinizde Ya. de görüşmek dileğiyle diyorum. Artık at için haberleşiriz. Ya şöyle söyleyeyim, kayakla atlama Türkiye'de gerçekten hani ilgi uyandıran ve işte gelişebilecek bir potansiyel olan bir spor. İşte ben alt nesil, işte gelecek yatırımlar falan, bu açıdan söylüyorum. Çünkü ilgi çeken bir spor. Dediğiniz gibi böyle işte belli bir kesitteki insanlar böyle işte küçükken, ben de hatırlıyorum mesela 2009 yılında işte TRT'de görürdüm. Abi birisi uçuyor, işte paraşüt yok, hiçbir güvenliği yok, kayaklarla uçuyor. Bu ilgi uyandıran bir şey. Yani bir de cesaret, ilk önce insanlar cesaret olarak bakıyor. Ama bu işte dediğim gibi küçük yaşta küçük rampalardan antrenmanla başlanılan bir süreç. Diğer küçük işte izleyicilerden de bayağı mesaj alıyorum. Benim yaptığım hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Bunlar yani anlatılmaz bir motivasyon kaynağı. Ve görüyorum ki hani kayakla atlama şeyi var ülkemizde. Dediğim gibi bir potansiyeli var. Evet. Çünkü bazılarına ilham oluyorum, bazılarına gurur kaynağı alıyorum. Dünyaya da uçan Türk oluyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizi desteklemeniz, bizi takip etmeniz bizim için önemli motivasyon kaynağı tabii ki. Şimdilik bu kadar. İnşallah bakalım elimizden ne geliyorsa bayrağımız için yapmaya her zaman hazırız. Her zaman havadayız. Çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Size tekrar başarı dileklerimi iletiyorum ve görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet değerli Kanal Spor seyircileri. Bugün milli gururumuz Fatih Arda İpcioğlu bizimle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.